Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Türk Milleti Televizyonu'ndan hayırlı günler sevgili seyirciler. Bugün 16 Ocak günlerden pazartesi. Tabii ki bugün çok önemli bir gündeyiz. Daha doğrusu da çok acılı bir gündeyiz. Bugün 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü. Bugün de Kerkük'ün Musalla bölgesinde, Musalla Salonu'nda Türkmen şehitleri için bir anma töreni düzenlenmekte. Bugün 16 Ocak dolayısıyla. Bildiğiniz üzere de 16 Ocak 1980'de 4 lider kadromuz başta olmak üzere Bağız Rejimi tarafından idam edilmişti. Ve ondan sonra da 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü olarak ilan edilmişti. 1980 16 Ocak tarihinde başta Albay Abdullah Abdurrahman olmak üzere Necdet Kocak, Rıza Demirci ve Adil Şerif idam edilerek şehit edilmişlerdi 1980 yılında. Ondan sonra da farklı bölgelerde ve Türkmeneli'nin bölgelerinde önemli isimler başta olmak üzere tüm Türkmeneli arenasında önemli isimleri şehit etmişlerdi. Dava adamlarını şehit etmişlerdi. Tüm şehit olan Türkmenlere rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sevgili seyirciler, bugün de çok anlamlı ve önemli bir gündeyiz. Musalla Salonu'nda 16 Ocak dolayısıyla bir anma töreni programı düzenlenmekte. Bu programa da başta Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan olmak üzere çok sayıda Türkmen vatandaş ve yetkili olmak üzere sivil toplum örgütleri, temsilcileri ve kuruluşları olmak üzere yoğun bir katılım sağlanmakta. Şu anda Kur'an-ı Kerim şehitlerin ruhuna okunmakta. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
Sadakallahul Azim. Sadakallahul Azim. Tüm İslam aleminin şehitlerin ruhuna ve Türk dünyamızın şehitlerin ruhuna. Irak'ın genelinde, Türkmen ilinin özelliğinde ve Türkmen şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okunmasına sizlere davet ediyorum. Ardından iki marşa devam ediyoruz. Fatiha. Sevgili seyirciler, Alma programı devam ediyor. Birazdan da konuşmacılar olacak. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve bazı yetkililerden konuşmacılar olacak. Tabii ki Türkmen ile televizyon olarak canlı olarak sizlere yayın aktarıyoruz. 16 Ocak anma törenlerinden. Bildiğiniz üzere de Türkmen eli, Türkmenler tarih boyunca daima katliamlara, zulümlere ve biyografik değişimlere maruz kaldı. Sadece 16 Ocak 1980 değil, 1920 kaçakaç ayaklanması katliamı olsun, 1959 14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamı ve farklı katliamlar, büyük liderlerimizin şehit edilmesi, bazen de katledilmeleri, soykırıma uğramaları, yanı sıra 1980 16 Ocak 4 lider kadromuzun şehit edilişi, 1991 Altın Köprü ve Taze Urmahtu katliamı da olmak üzere farklı tarihlerde yine Türkmenler aleyhine işlenen canice katliamlara maruz kaldık. Yüzyıl içerisinde birçok soykırımlara da maruz kaldık maalesef ki. Bugün de 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü olarak bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün de Kerkük'ün Musalla Salonu'nda Türkmen şehitleri için 16 Ocak dolayısıyla bir anma programı düzenlenmekte şehitlerimiz için. Ve programın sonunda da mezarlığa geçiş yapılacak. Musalla Salonu'ndan orada da şehit lider Necdet Paşa'nın mezarı başında fatihalar ve dualarla anılacak, yad edilecek ve çelenkler bırakılacak. Törende de programda da bazı konuşmacılar olacak, yetkililer ve
Başta Irak Düşman Cephesi Hasan Turan Başkanı konuşacak. Ve şimdi de Irak Türkmenleri Şehit ve Aileler Tutuklular Derneği Başkanı Aşim Salih'i bir konuşma gerçekleştirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwatan bel ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sadakallahul azim. Hürmetli şehit ailelerimiz, çok değerli Türkmen milleti, hepiniz hoş gelipsiniz, safalar getiripsiniz. Malumunuzdur ki bugün Türkmen milletinin en acılı bir günüdü ve en sevinçli bir günüdü ve en kutsal bir günüdü. Bugün Türkmen milleti bu günü andığı zaman herkesin boynunun borcudu. Bu günü anacak. Bizimle hazır olanlar, bizimle hazır olmayanlar, bütün Türkmen elinde bu münasebetler, bu anma töreni yapılmaktadır. Sağ olsunlar Avrupa'da olan insanlarımız, Türkiye'de olan insanlarımız, şehitlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmırlar. Her zaman şehitlerimizin zikralarını, anma törenlerini yapmaktayız. Malumunuzdur ki bugün 16 Ocak Türkmen Şehit Günü'dür. Türkmen Şehit Günü'nün anlamı çok büyüktür. Ve Türkmen milleti şehitlerine, şehit ailelerine her zaman borçludur. Her şehidimizin bir tarihi var. Her şehidimizin bir hikayesi var. 1924'lerde İngiliz tarafından düşen şehidimiz kadın Emine Han adlında bir şehidimiz vardı. Onun arkasıyla türlü türlü katliamlara, işkencelere maruz kaldık. Bugün biz Şehitler Derneği olarak, Türkmen milleti olarak bugün bu anma törenini yaptığımız zaman 20'lerden düşen şehit ta bu lahzaya kadar düşen şehidin günüdür. Ama bugün 4 şehidimizi andığımız zaman sadece 4 şehidi anmırız biz. Bütün şehitleri anırız. Her şehidin dedik bir hikayesi var. Reis Ata'nın da bir hikayesi var. Edebilirdi Reis Ata, Bağdat'ta kalsın, gelmesin bura, şehit olmazdı. Necdet Koçak hapishanede Kurtuluş Ordusu'nun örgütüne nasihatinaydı. Diğeri, sizler gençsiz, sizlere bir şey etmezler. Bir il, iki il size atarlar içeriye ama bayrağınıza sahip çıkın. Bunu kime diyiri? Mühsin Mulla Ali'ye diyiri. Zeym Abdullah kahırı yemekten izrab edri. Diyiri, hatta ben o gençlerin sesini duymayayım, seslerini eşitmeyeyim, tazip edendeler özlerini, işkence verendeler özlerini. Adil Şerif canı öyle böyle kolay şehit olmayıblar. Canı cigara tablası ettiler özünü. Cigaranı söndürürdüler canında. Onun yanında şehit Rıza Demirci. Rıza Demirci, Doktor Rıza Demirci şehitlerin lideriydi. O zamanlar Türkmen gençlerini yönlendirirdi. Türkiye'de okudurdu özlerini. Her şehidin bir hikayesi var. Onu alırsa Ali Haşim Muhtaroğlu cebinde 130 bin dinar var idi şehit olmadan önce. Koruması para istiyor özünden.
çıkardıp cebinden 100 bin dinar verip o korumasına. 30 bin dinar cebinde kalıp o 30 bin dinarı da bizim Şehitler Derneği'ne, müzemize bırakmışız özün, methafımıza bırakmışız özün. Rüşdü Muhtar, bir iş mende başlar mende biter. Kerim Allah verdi, Gazi Mehmet. Bizim 4 şehidimizin onun yanında Bahattin Kocava da payını alıp 20 senenin içinde. Abu Gireb cezaevinde ayak kesildi, orada vefat etti. Orada vefat eden insanlarımız şehit sayılır. O da bizim bir gün aramızda şehit mertebesindedir. Gazi Mehmet ve Kerim Allah verdi. Birisi kuşumsudu, o birisi de kasaptı. Bakın, 4 liderimizin kurtarıcısı kimlerdi? 2 pazar adamı. Bunun anlamı nedir? Değerli arkadaşlar, özleri bilirler de emniyet, Irak muhabaratı takip eder özlerini. Bunlar girirler, Büyükelçiliğe girirler. Büyükelçiliğe değiller, bizim liderlerimiz tutulup bunları çıkardım. Yani onun üzerine bilirler de emniyet, muhabarat takip eder özlerini, ama gözlerini hiç kırpmadan, korkmadan kalkırlar, Büyükelçiliğe girirler, bizim 4 liderimizi kurtar etsinler. Gazi Mehmet idam ettiler özün. İdam ettiler özün neyden? Hara attılar özün? Attılar havuz özün. Havuzda dediler ne edeceksen? Attılar dediler gir havuza yakan, ama cesedi de bulunmadı. Cesedi de bugün ekimin cesedi de yoktu. Onun için biz şehitlerimizi yad ettiğimiz zaman bu hepimizin boyun borcudur. Şehitlerimizi Allah gani gani rahmet eylesin. Sizlerden de teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Sağ olsun. Irak Türkleri Şehit Tutuklular ve Mahpuslar Derneği Başkanı Haşim Salih de konuşmalarını yaptı ve şimdi de Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Hasan bayramda Turan konuşacak. Birazdan konuşması olacak. Bayramda kot. Asılmış çok kotum var, kesmerem bayramda kot. Buyursun murazım kesim, her gün kot, bayramda kot. Kanunsuz ödü çaldım, kanunsuz çok gelmiş mehkum oldu, mehkemesiz, kanunsuz ol hakim hakkı ara, adaletten kanunsuz. Bak kanuna, eldeki bak kanuna, sahapsız ölenlerin tökülen bak kanuna. Her köyde bin hakim var, bak hüküm, bak kanuna. İşte huzurunuzda, riayetinde yapılmış olan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Birleşik Liste Başkanı Sayın Hasan Turan Beyleri kürsümüze davet ediyoruz. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer şehit aileleri, saygıdeğer Doktor Saadettin Ergeç Irak Türkmen Cephesi Onursal Başkanı, saygıdeğer protokol, aziz bacılar, aziz kardeşler, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Bu anlamlı günde, Türkmen Şehitler Günü 16 Ocak. Bugün bu acı günü anmaktayız. Çünkü 16 Ocak'ta 4 lider kadromuzdan şehit edilmişti.
ve bir kutsal dava uğrunda canlarını vermişlerdi. Tabii bunun da müteakip olarak ondan sonra Temmuz ayında da genç kadromuzu bir kısmını idam edip aynı rejim ve bir kısmını da ağır ağır hükümlerle Abu Ghraib cezaevine göndermişti. Tabi şehadet çok azim bir mertebedir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten diri ve yettehize minkum şuhada, şehidleri sıdık gördüğünde özü seçer ve onlara bu mertebeni nail ettirir. Bu mertebe her insanın o şerefe yetişmeye imkanı yoktu ece Allah Subhanahu ve Teala onu seçmezse. Tabi Irak Türkleri ve Türkmenleri üzerine oynanan oyunlar Irak devleti kurulandan bugüne kadar devam etmektedir. Ama en şiddetlisi 1968-2003 ortasında Hizb-ül Ba'th'in icra ettiği işlerle yapıldı. İster Ahmet Hasan Bekir döneminde, ister Saddam Hüseyin'in döneminde. Bir amacla, bir hedefle, o da ellerinden geldiği kadar Türkman ve Türk varlığını Irak içinde silmek. Tabii ki 59 katliamı ondan önce, ondan sonra katliamlar var. Ama 68-2003 arası tamamen farklı bir olaylarla Türkman milleti karşıya karşıya kaldı. Ocağı ele geçirmek, kardeşlik ocağını Bağdat'ta, ondan sonra tarım arazilerini elimizden almak, 1 milyon dönem, ondan sonra Çerçüş'teki olan kazanahiyeleri Çerçüş'ten söküp ayrı yere bağlamak, ondan sonra bir meclis kıyadet tevra kararı çıkır. Vakai Irakiye'de 81'de neşroldu. Böyle eşkara Türkmenler için Simava'da, İmara'da, Nasriye'de mücemmaat yapın, oraya transfer edin. Ondan sonra Irak-İran savaşını başlangıcıyla hemen bütün Türkmenleri cephenin en ön sıralarına, bütün ondan sonra da tabii ki bir ayrı karar meclis kıyadet tevra çıkardı ve tasfih kavmiye Tilaferde Musul'da aşiretleri gelin, siz Türkman değilsiniz, bir aşirete mensup olun. Bunlar hiçbir zaman boştan değildi. Bu bir mümenheç, planlı, kapsamlı bir şekilde buradaki Türkman varlığını yok etmek. 87'de köylerimizi yıkırın. Mahanelerden, valla burada bir Hizam Emni var, burada petrol şirketinin faaliyetleri var. Geldi köylerimizi yerinden kaldırır. 5 köyümüz. Bunlar hepsi ne ifade eder? Bu memlekette bir iradenin var olduğu epeşşera bellidir. Bu toplumu yok etmek. Bunun karşısında her zaman bu yüce, bu azim, bu şanlı millet direnip, örgütlenip şehit vermişti. O bugüne kadar. Her zannettiler bu muhtelif dönemlerde bu baskılar bu milleti davasından vazgeçtirir. Ama çok açık ve net bu millet hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyecek. Irak'ta muhtelif milletler yaşar. Hapsına da saygımız, hürmetimiz var. Onlar da kardeşimizdirler. Ama aynı zamanda Türkman milletinin de özüne mahsus özel sıfatları vardır. Bu Türkman milleti Irak'ta bir Türk dünyasının Irak'ta olan bir varlığıdır. Ve bu Türk dünyası tarih boyunca
İslamiyet dini endiğinden bu güne kadar hem dinine hem insaniyete en şanlı milletlerin birisidir. Avrupa'da sürdürdüğümüz hüküm, Arap dünyasında sürdürdüğümüz hüküm, bütün Orta Doğu'da sürdürdüğümüz hüküm, bakın bugün 1918'den o hüküm burada çıktıktan sonra bu Orta Doğu'nun sorunları bitmir bugüne kadar. Çünkü bizim kimin adil, ahlaklı bir millet yoktur. Hükmeden de hiçbir zaman zulmetmeriz. Ne kadar da zulme maruz kalmışsak. Onun için bu toplumun özelliği buradaki bu sürdürdüğü mücadele aslında o tarihten gelen şanlı Türk milletinin ilkelerinin doğrultusunda bu mücadele sürdürülmektedir. 2003'ten sonra bu kadar acı günler yaşadıktan sonra dedik beçe kurulduğu demokrasi adıyla yönetim onlardan farklı olur. Ama bu güne kadar o iradenin, o bizi yok etmek iradesinin bu güne kadar mevcut olduğunu maalesef görmekteyiz. Maalesef. Ba'is ve Saddam rejimi her zaman bizi hedef alanda en şiddetli işkenceyi bizim milletimiz üzerine yapmaktaydı. Bu liderlerin dosyasını okusağız ki muhabaratta ondan sonra 2003'ten sonra kardeşlerimizin eline düştü. Rahmetli Munir Kafili bilirsiniz gitti Bağdat'ta uzun süre kaldı 2003'ten sonra. Beş dosyalar getirdi. Birisi de bu kardeşler liderlerimizin itirafatlarıydı. Okun, bakın nece uydurulmuş tuhmelerle bu lider kadro idam olundu maalesef. Ve hüküm çıkırı Türkmenlerin üzerine gönderirler Ebu Gureyb'e. Ebu Gureyb'te kardeşimiz Azam Kümbetli haşet edildi diyor. O kadar tazib ettiler, hüküm verilip her şey bitip gidirik sadece hükümü icra etmeye Ebu Gureyb'e. Diyor bizi bir şekil işkenceyle karşılaştırdık, karşıladılar. Bir bizden evvel sicindekiler değiller. Hiç kimseye bu iş yapılmamıştı. Bu dört şehit lider bir gün evvel ailelerini çağırırlar. Diyorlar gelin görüşün ailelerimizden. Aileler gidirler. Burada da tabii olan hazırlan kardeş abilerimiz var. Gördüler özlerini. Ne kadar tazib altında kaldıkları onlar da her zaman anladılar. Bir kısım Türkmenleri mezhepsel yönden vurdular. Hizb-i Dava tuhmasıyla, Şiacılık tuhmasıyla onlara da olan muamele Türkmen kardeşlerimize bütün yerlerden farklıydı. Sanki iki tuhma var üzerinde. Hem Hizb-i Dava'san ama hem Türkmen'sa. Bir gün Saddam Hüseyin'in bir hutbasını ben özüm dinledim. Secdende Cedir-i Sadır bölgesine o vakit adı Medine-i Thevra'ydı. Orada da o zaman idam hükümleri var. Nizama karşı, rejime karşı direniş var. 1980'de dirmene burada dediler petrol var. İsterim bu mantıkanı yıkım. Burada çünkü petrol kuyuları var imiş. Bu mahana ilestir o bölgeni yerden kaldırsın. Ama ben bunu yapmayacağım. Bunun yerine sizi üçü bir imar hamlesi itlak edeceğim. Sadır imar edeceğim. O Çil imar hamlesi etti orada. Bunu niçin getiririm dile? Bunun yanında Tisin bölgesini niyeti çerçüşte yerden bir etti. Tuhma aynı tuhmadı. Sadırda da Tisin'de de. Orada imar olunlu, burada yerden bir olunlu. Bakın o akıl, o fikir
ki bizi her zaman Irak Türklerini hedef almakta olduğunda neyle karşı karşı kalırız? Ve maalesef bir de tekrar edirəm, o irade, bunu acı bir gerçek olarak deyirəm, o irade indiye kadar Bağdat'ta mevcuttur. Dediler Irak devlet muvatanadı, devlet mukavvinatı, bunu anayasamız deyir. Ondan sonra ne oldu? Devlet muvatana, devlet mukavvinat, diribas, şia, sünni, kürt. Hani Türkçüman? Türkçüman yoktu. Biden geldi deyir bura, dikkat eyle, biz Irak'ı böleceğiz. Bir federaliye Kürdiye, bir federaliye Sünniye, bir federaliye Şiiye. Bunu Joe Biden özü deyir, naib reis cumhuriyaydı o vakit Amerikan, Çin'deki reis. Her şey çıkır onu reddedir, bu projenin karşısındayız. Bu projeye biz itiraf etmeliyiz. Çünkü bu Irak'ı parçalar, ama tatbikatta ne edirler? Biden'ın projesini yer üzerine gerçekleştirirler. Kürt, Sünni, Şia. Onun için her zaman bütün görüşmelerimizde bütün Irak'ın lider kadrosuna bu nasihatte bulunduk. Öcümüzde çok ağır günler var. Irak'ın ve bölgenin. Dikkat elavın. Bu akliyette kalırsa uz bu memleket parçalanı. İstirse uz memleket parçalanmasın, Türkçümana rol verin, Türkçümanın hakkını savunun, halının elinden haklarını iade elavın. Bunu konuşurken nece indi orta uzdayım eminim, o kadar bu işte konuştuğum şeylere, sözlere de o kadar eminim. Eğer Türkçümanın bu memlekette hakkı verilmezse, o muhtasab haklarımız geri dönmezse, inanın ve inanın, bunu önceden de Bağdat Karar Merkezi'ne diyorum, çok çok zarar çekerler, çok parmak dişlerler. Çünkü bizim Türkçüman hakkıyla bu istikrar huzurun bedili bu memleketi parçalamaktı. Eğer gerçek çıkan var ise bu memlekete, gelsin Türkçümanın sesini dinlesin, haklarını iade etsin. Çok eşidirik 2023 ağır geçecek, ağır bir senedi. Ben de diyorum evet, ağır geçecek, ağır bir senedi. Ya o irade de çilecek, bütün mukavvinatten aynı mesafede duracak, ya da bedeli ağır olacak. Onun için saygıdeğer şanlı şehit aileleri, Irak Türkçüman milleti hiçbir zaman kuşkuvuz olmasın. Bu milli mücadele devam edecek. Her zaman bu milletin iradesini kimse ne zayıf edebilir ne yıpratabilir. Bunu herkes bilsin. Bütün yerde Türkçüman var ise orada bir milli mücadele var, bir milli dava var ve bütün Türkçüman milletinin bütün fertleri bu kutsal davanın uğrunda kanlarını vermeye her zaman hazırdılar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Beylerden anlamlı konuşmasından dolayı. Evet, törenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanları uydu kanalımızın vesilesiyle işte bugünkü programımızı törenimize aktarıyoruz. Bu arada lider kadromuzdan Ebu Gireb cezaevinde yatan şehit Bahattin Kocava'nın bacısı Belkıs Kocava tüm şehitlerin adına ve siz huzurlarınızın adına Mahbuskhane ve Şehit Tutuklu Derneği tarafına bir Kur'an-ı Kerim hediye edecektir. Buyursun. Siyasi Tutuklu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hibe Belkıs Kocava, buyurun. Evet, o da bir şehit bacısı, şehit ablası olarak tüm şehitlerimizin adına
tüm buradaki tutukların adına ve buradaki olan huzurların adına siyasi tutuklar ve şehit Ali Derneği Başkanı Sayın Haşim Salih'e Kur'an-ı Kerim'i bir hediye olarak takdim ediyor. Buyurun efendim. Evet. Var mı bir sözünüz? Belki sabla. Sayın Başkan buyurun, bir şey diyeceğiniz varsa. Tamam. Buyurun Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğimiz gibi dört liderin bir kazıya sahibi olan Bahattin Kocava 20 sene Abu Ghraib cezaevini bitirmeden şehadetini Abu Ghraib cezaevinde aldı. Biz dört liderimiz idam olanda işte Bahattin Kocava da herkes sizce de tanısız özünü Abu Ghraib cezaevinde 15 seneni tahammül edebildi. İşte bir ayak kesildi, şeker hastalığı, türlü türlü işkencelere maruz kaldı. Onun için 15 seneni bitirdi Abu Ghraib cezaevinde. O bir şehitlerimiz kimin? Enver Nefsi kimin? Fatih Şakir kimin? Abu Ghraib cezaevinde şehit oldu. Onun için dört liderimizin biz haklarını almışız. Tüm şehitlerimizin haklarını almışız. Son şehidimiz Bahattin Kocava'nın Irak müessesesinde, şehitler müessesesinde olan, devlet müessesesinde olan, biz bunun hakkını talep ettik. Hakkı bir gün alınmaktadır. Yani Necdet abinin, diğer başka şehitlerin isimleri geçirir Irak devletinin içinde, Bahattin Kocava'nın da ismi aynen şehitler içinde, bir il şehitlerimizin içinde aynen yer almaktadır. Sizlerden teşekkür ederim. Sağ olun bu anlamlı. Teşekkür ederiz Sayın Siyasi Tutuklar ve Şehit Aileler Derneği Başkanı Sayın Haşim Salih Beylerden. Evet, törenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Uydu kanalımızın vesilesiyle. Kerkük benim kalamdı, İçin ergiz lalamdı. Bir ses aldım diskindim, dedim mekan balamdı. Ben sizlerden farksızam, evsizem, tıfaksızam. Nasıl din ilde vardı, hem idam hem haksızam. Biliyorsun, Irak düşmanları Kur'an ve İlahiyat Grubu Derneği tarafından okunmuş olan Mevlid-i Şerif'i sizlerle dinleyelim. Buyurun. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله صحبه الأخيار صلاتي لا سلام الصن الشاه صلاتي لا سلام الصن الشاه جدي حسين شفيع مزطه حسين شفيع مزطه حسن جبي بر حسن قال مزطه حسن جبي بر حسن قال مزطه اقرت غوي الضغر يول الله اقرت غوي doğru yol Allah şehitlerin
şehidlerin pek kanı haydir daha. Şehidlerin pek kanı haydir daha. Şikayet eyler mahşerde Allah'a. Şikayet eyler mahşerde Allah'a. Ah Hüseyin ile gelinler çün olma. Hüseyin ile gelinler çün olma. Hallarını arz ederler Allah'a. Hallarını arz ederler Allah'a. Vallahi ömrüm dolan Kerkük pazarın. Vallahi dolan Kerkük pazarın, gör milletin azarın. Öllem öllem şehid öllem. Vallahi gözüm gül çiçekler bezetmiş şehitlerin mazarın. Dedem Ahmet duay sen akıbet öllem. Gözüm yıldan şehit yaşar cevıldan, adı cezer her dilden. Şehidin temiz kanı cöcerdi konca cülden. Neynin Allah'ım dağ başında dumanam, kalbi dolu imanam. Şehit var, şehit de var, ben şehid Türkmenam. Ay ay ah ben duaysan kurbanım ya Resulallah, rahmeyle bana. Yar elimden ecel aldı, rahmeyle bana. Yar elimden ecel aldı, cananım ile vıslatımız mahşere kaldı. Cananım ile vıslatımız mahşere kaldı. Hicran okunu Allah söndü cigargama çaldı. Allah hicran okunu söndü cigargama çaldı. Yüreğimde yara var. Yumdu ol ala gözlerini, yar uyanır mı? Yumdu ol ala gözlerini, yar uyanır mı? Firkatına can dayanır mı? Rüya bu acem, hiç buna insan inanır mı? Rüya
inanır mı? Danan bile vislatımız mahşere kaldı aman Allah. Canan bile vislatımız mahşere kaldı. Sinesini güllere tekfin ediyorlar. Tabutunu alkan ile tezin ediyorlar aman Allah. Tabutunu alkan ile tezin ediyorlar. Akbaraya savk ediyorlar. Bir cem'i gafir makbaraya savk ediyorlar. Lem'an mila vısratımız mahşere kaldı. Vatan uğrunda titreci solmaz. Şehit ölmez ölmez, vatan bölünmez. Şehitler bağının çiçeği solmaz. Allah imamı olan kim sever vatanı? Vatanın uğruna bağışlar canı. Allah. Haşren tek kurumaz şehidin kanı. Haşren tek kurumaz şehidin kanı. Şehid ölmez ölmez, vatan bölünmez. Şehidler bağının çiçeği solmaz. Allah yaşasın bayrağım ayım hilalim. Yaşasın bayrağım ayım yıldızım. Her zaman zaferler bizimdir bizim. Vatana fedadır evladımızın. Vatana fedadır evladımızın. Şehit ölmez ölmez, vatan bölünmez. Şehitler bağının çiçeği solmaz. Azizim bu vatan anadır ana. Sütü hamal olsun şehit olana. Allah. Kayacan bağışla kutsal vatana. Kayacan bağışla kutsal vatana. Şehid ölmez ölmez, vatan bölünmez.
şehidler bağının sizdeki solmaz. Evet, Dürecde Salak okulumuz Bolide Şerif'ten dolayı. Şimdi de Irak Türkmen Cephesi'nin rahayetinde yapılmış olan bu alma töreninin ve Ulusal Başkanımız Sayın Saadettin Ergeç Hozaylan ve Şam Bayraktar ve Heysen Muhtaroğlu ve Şehit Tıklar Derneği Başkanı Haşim Salih'le hep birlikte muhasseseyle beraber tüm parti başkanları, tüm yetkililerimizle mezarlığa Şehit Necdet Koçak'ın başında durarak bir fatiha olarak ve selamları takalım. Buyurun. Bu arada hepinizden teşekkür ederiz. Irak Türkmenleri İlahiyat Grubu Derneği tarafından yapılmış olan bu Mevlid-i Şerif'den Mulla Ali Çöpülü ve Hüseyin Altısöz Sevim Bulavalı ve din adamlarımızdan gelen buraya hanımefendiler bizden kadın kolları olsun, esnaflarımız olsun. Bu arada sürdüler balamızı, yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Ah Kerkük yüz, ah Kerkük, her zaman yüz, ah Kerkük. Ah Kerkük yüz, ah Kerkük, her zaman yüz, ah Kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak Kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak Kerkük.
kafesten. Bir bülbül kimi uçtu kafesten. Dolandım her yanı, sordum herkesten. Düştüm takattan, bittim nefesten. Senden bir haber bulmadım balam, bulmadım balam, bulmadım balam. Sensiz geceler kan verir yaram. Ey şehit balam, ey mazlum balam. Yollarda dedim dönesen, bilirim beni kanza sevesen. Gözüm yollarda dedim dönesen, bilirim beni kanza sevesen. Yüz kurban kesin bes girevesen. Kuzu koç oldu, dönmedi balam, dönmedi balam, dönmedi balam. Sensiz geceler kan verir yaram. Ey şehit balam, ey bir tek balam. Dediler yapar gel camazasın, benden istiller kurşun parası. Türk mantın ölüp kurmağın yasın. Son defa seni ben görüm balam, ben görüm balam, ben görüm balam. Sensiz geceler kan verir yaram. Ey şehit balam, ey mazlum balam. Bir hayaldı, bir dişti dedim. Sana zavallmağa ben ne diyedim. Bu bir hayaldı, bir dişti dedim. Sana zavallmağa ben ne diyedim. İstirdim seni küreken edim. Zalimler elimden aldılar balam, aldılar balam, aldılar balam. Sensiz geceler kan verir yaram. Ey mazlum balam, ey bir tek balam. Satını bayaz telini. Ana uyanıp da saldı yerini.
saçının beyaz telini. Havar kabladı Türkman elini. Allah'tan hakkım istirem balam, istirem balam, istirem balam. Sensiz geceler kan veri yaram. Ey şehit balam, ey mazlum balam, ey balam balam, ölürem balam, ölürem balam, ölürem balam. Sensiz geceler kan veri yaram, sızıldar yaram, ey fırtaç balam. Derler ah derler, Kerkük'e ırak derler. Gözden yakın görünür, gönülden ırak derler. Irak derler ah derler, Kerkük'e ırak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler. Yar beni o yar beni, uykudan uyar beni. Söz verip de gelmedi, unuttu o yar beni. Söz verip de gelmedi, unuttu o yar beni. Dağdır, ot saları yanar dağdır. Her sine de bin yara, her yara onar dağdır. Bu sine kanar dağdır, ot saları yanar dağdır. Her sine de bin yara, her yara onar dağdır. Tarihtir adil hakem, sen kadar ben de Türk'em. Sense hür Türkiye'msin, bense esir Kerkük'em. Sense hür Türkiye'msin, bense esir Kerkük'em. Sense hür Türkiye'msin. Kurban gene o yana, valla bu dudaktı o yana, bu dudaktı o yana. Kurban gene hiç koymaz, valla hiç koymaz felek bizi. Valla gam yoksundan o yana, gam yoksundan o yana. Kurban gene, vallahi Kerkük elden gelir.
kurban yatmayağın o yana. Valla yatmayağın o yana. Kurban gel özüm özüm. Valla bu derden eze dözüm. Kurban gel od menden odun menden. Valla yandıram özüm özüm. Eyer 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 eyer. Sen sehir Türkiye'msin. Ben sesir kerek ülken. Sen sehir Türkiye'msin. Ben sesir kerek ülken. Sen sehir Türkiye'msin. Verdin canın, yere döktün temiz kanın. Türkman için verdin canın, yere döktün temiz kanın. Yükseklere çıktı canın, unutmarız seni şehit. Yükseklere çıktı canın, unutmarız seni şehit. Ay şehit, ay şehit, canım şehit. Ay şehit, ay şehit, ay şehit, ay şehit, canım şehit. Seni bütün Türkman, teze beşir köprü Leyla. Sever seni bütün Türkman, teze beşir köprü Leyla. Sensin güven, sensin güman, ögünürüz senle şehit. Sensin güven, sensin güman, ögünürüz ay şehit, ay şehit, ay şehit, canım şehit. Ay şehit, ay şehit, ay şehit, ay şehit, ay şehit, canım şehit. Dedin millet, dedin vatan, hır büyütmek seni atan. Dedin millet, dedin vatan, hır büyütmek seni atan. Koy o yansın bütün yatan, almak için seni şehit. Koy o yansın bütün yatan, almak için ay şehit, ay şehit, ay şehit, canım şehit. Ay şehit, ay şehit, ay şehit, ay şehit, ay şehit, canım şehit. Ay şehit, ay şehit. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber, diyor mısralarında milli şair Mehmet Akif Ersoy. Sevgili seyirciler, bugün de Irak'ın birliğini, toprak bütünlüğünü, azim ve irade sahibi, güç sahibi Türkmen milleti şehitlerini 16 Ocak'ta da unutmadı.
Bugün seneyi devri yerinde bütün Türkmen şehitlerini telaferden Mendeli olan şehitlerimizi mezarları başında yad ettik ve anma programında da Türkmenleri Televizyonu olarak canlı yayında sizlere aktardık sevgili seyirciler. Türkmen milleti 16 Ocak gününü unutmadı, şehitlerini yad ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet ve milletle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Burada programımız sona ermiştir. Hoşça kalın. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Ah Kerkük, yüz ah Kerkük, her zaman yüz ah Kerkük. Ah Kerkük, yüz ah Kerkük, her zaman yüz ah Kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak Kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak Kerkük. Kalıptı yerden uzak,